Ben de böyle bir programa konuk olacağım günü bekliyordum. Bugün konuğumuz Ercan Özdal. Bu ne biçim İdris Babalan, böyle kabadayı mı olur? İlk hayranını hatırlıyor musun? Şahin Irmak aşağı, Şahin Irmak yukarı. Al Pacino olacağım ya. Aa, Hıyarlı Baba değil mi? Hıyarlı Baba'dan İdris Baba'ya nasıl geldi? Robert De Niro olacağım. Biz onu da başaramadık. Bu dizi kansız dizi. 3 bölüm sonra bitti o dizi. Eğlendirecek sizi. Pişman oldun oldu mu yani? Öyle mi dedim ya? Ey Adana. Hayaller küçük, hiç bilmedik ki evet. Ya. Abi şoför rolü bana bir yapıştı. Gene şoför rolü verdi. Ben ne oynuyorum dedim. Şoför dedim. Taksi driver. Ama kariyerimin de içine. Ben de dedim ki ya ben Ercan Kesal'ın hayranıyım. Ben de sordum kim oynar Şahin'in gençliğini. Ercan Özdal dediler. Dublörün dilemması. Sen kendine benzemiyorsun lan dedim. Allah'ım sinirlerim bozuldu. Kayıtta mıyız? Kayıra girdim. Sizin zaman başlayın. Merhaba, hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz. Ercan kanalı artık. Ya bir aç da bir açılış görsün kanal ya. Evet arkadaşlar, böyle ben hiç kanal açmadım ki. Biz de açamıyoruz, açtık evet. Ama hala beceremiyoruz. Hiç şey, tecrübem yok yani. Evet. Ben de böyle bir programa konuk olacağım günü bekliyordum. Hepiniz neyi başaramadı, hoş geldiniz. Neyi başaramadık neydi? Emekti. Neyi başaramadık? Emeklerin başarısız olmasının hikayesinin anlatıldığı bir programdı. SıçX'ti. SıçX neydi? SıçX bildiğiniz üzere TEDx'in zıttıydı. Yani çıkıp insanlara başarı hikayeleri anlatan bir takım başarılı arkadaşlarımızın bize yaptıkları nispete bizim cevabımızdı. Kaybedenler olarak. Ama biz kaybedip umudumuzu kaybetmedik. Mücadele etmeye devam ettik. Hepimiz de başarılı olacağız. Başarılı olmanın yolunda da ilerleyeceğiz. Buna inanıyoruz. Bu yüzden devam ediyoruz. Konsept'in orijinal içeriği neyi başaramadığı SıçX'e hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Çukur'dan, benim Çukur'dan, birçoğunuzun da farklı dizilerden tanıdığı Ercan Özdal. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben de buradayım. Biraz müsaade edersen. Seyircilerimiz soruyor. Berker sen neden konuşmadın? Buğra sana laf bırakmadı falan. Rol çalıyor diyorlar. Önceki videolarda... Biliyor musun sen bunu? Önceki videolarda yorumlar var. Elimde kanıtlar var. Berker Buğra'yı ezmeye çalışıyor falan diye. Yok yok. Şaka bir yana ben Buğra'yı gerçekten çok seviyorum ama biraz evvel bana çok ayıp etti. Ben bunu kaldıramayacağım Buğra'cığım. Stüdyoyu terk ettim. Ev arkadaşım bir de evde çekiyoruz, terk edemez. Yan odaya giderim. Odama kapandı. O da depresyona girdi. Duşta ağladı. Ama bütün videoları izledim gelmeden. Berker çok antipatik duruyor ama gerçekten çok sevimli. Antipatik mi duruyor gerçekten videoları? Aşk olsun ya. Gerçekten. Başlangıçta böyle lan buna cins bir çocuk diyorsun ama zamanla alışıyorsun. Üzüldüm. Yani canlı görünce daha çok seviyorsun aslında. İşte neden partner seçtim? Antipatik görünsün, ben daha sempatik görüneyim diye yanında. Ama işte gerçekte tam tersi. Evet, SıçX ve Neyi Başaramadık programının herhalde içeriğinin ete kemiğe bürünmüş haliyim ben. Diyorsun. Konuk dışarıdan hiç için... öyle görünmüyorsun. Vallahi mı? Çünkü ben mesela seni tanımadan önce Çukur'da izlemiştim. Bir gün işte Çukur izlediğim için de kız arkadaşım beni ayıplarken çok... Elit olduğu için izliyordum ve denk geldi ben izlerken senin sahnene. Aa dedi, Ercan dedi. Ben de dedim ki Ercan kim? Hani şey İdris dedim yani, yanlış mı diyorsun karakterin adını? O yaşlı hali Ercan. O da Ercan Kesal ya. Evet. Ben orada şey yaptım, tanıdım seni ve inanılmaz başarılı buldum. Eyvallah. Sonra birebir tanıştık. Birebir tanıştık ama sen böyle bir işte... 1-2 senemiz var herhalde tanışalı. Var. 1,5 sene oldu. 1,5 sene evet. Oldu. Ben senin böyle başarısızlığın ete kemiğe bürünmüş hali olarak olduğunu hiç düşünmedim tanıştıktan sonra da. Eyvallah. Yani başarısızlık derken başarısızlık da bir başarı sayılır. Çünkü en azından emek içeriyor yani. Hiçbir tabii. şey yapmadım, başarısız olduğum değil. Tabii. Çok çaba gösterdik, emek verdik. Hiçbir emekte karşılıksız kalmaz. Hı hı. Başarısız bir şey yapmak hiçbir şey yapmamaktan iyidir. Kesinlikle. Diye düşünüyorum. Yani en azından bugün bir şey yaptık deyip matematiksel uyursun. Olarak bir orantısı var en azından. Aday. Şimdi başarısızlık konusunda mesela şimdi oyunculuğunu mu şey yapıyorsun? Yani oyunculuk kariyerin mi başarısız senin için? Yani aslında çok da başarısız değil. Değil daha, çünkü. Yani. Daha negatif durumda olan arkadaşlar var hani. Ben. Yok. Başlayamamış. Yani evet. Ben en azından 1000 bölüme yakın dizi projesinde yer aldım. Farklı farklı projeler topladığında 1000 bölüme yakın eder. Sinema, dizi, reklam yani kamera önü tecrübem çok fazla. Sahne tecrübem de çok fazla. Sahneyi konuşmayalım şimdi, o apayrı bir dönem benim için. Başarı konusunu dizi sinema sektöründe, televizyon, internet, sinema salonlarını endekslersek neyi başaramadım? Herhalde biraz idealist olmaktan ötürü bazı şeylerin ucunu kaçırmış olabiliriz. Bir yerlere gelmek yani
işte zaten mesele o da değil. Hı-hı. Popülizm ya her şeyin önüne geçmiş durumda. Ben Al Pacino olacağım ya dedin. Hani en sükse yaptığın dönemde. Yok. Sadece işte Robert De Niro olacağım. Yok. Hiç o kadar uç şeylerim olmadı. Oscar'a falan aday olmak gibi niyetlerim olmadı. Tanınmak, yolda görüldüğü zaman işte fotoğraf çekilmek hevesi olan, yani öyle bir dünya mı olsun hevesi olan biri de değildim. Sadece şöyle bir handikapım vardı. Kurova Üniversitesi tiyatro bölümüne girdiğim sene Çok Güzel Hareketler programı birincisi yayın hayatına başladı. Ve ben o dönemde de bıyıklıydım. Ki zaten bıyığım çıktığından beri ben bıyıklıyım. Ama çok yakışıyor değil Teşekkür mi? Teşekkür ederim. Tabii. Uzun süredir kesmiyordum. İşte kestiğim dönemlerde de herkes ya ne olursun bırak hiç yakışmıyor falan diyordu. Neyse Çok Güzel Hareketler mevzusuna geleceğim. Üniversite birinci sınıfta da ben bıyıklıydım. Ve Şahin Irmak o dönem Çok Güzel Hareketler bunlar projesinde şöhret oldu. Ve beni yolda gören esnaf, insanlar, arkadaş, eş, dost, herkes Şahin Irmak'a benzetmiş. Abi Şahin işte yani beni görüp ya bir de oyuncu adayıyım. İleride bir belki bu işle ilgili bir popüler bir kariyerim olacak. Şahin Irmak aşağı, Şahin Irmak yukarı. Onun ismiyle de seslenmiyorlar. Yani sokakta "Aa Hıyarlı Baba" değil mi? Hıyarlı baba. Abi Hıyarlı Baba, Hıyarlı Baba. Dedim ki benim dedim okulu bitirip bir an önce iyi bir projede kendi ismimi, yüzümü tanıtmam lazım ki şu Hıyarlı Baba imajından, Hıyarlı Baba'ya, Şahin Irmak'a benzeyen adam imajından kurtulmam lazım. Abi bıyığımı kestim artık benzetmesinler diye üniversitede. Adamın biri bir gün şey dedi ya. Kardeş dedi bıyık bıraksan aynı Şahin aynı Hıyarlı Babasın ha dedi. Bir de en pis şöhret ya. Hıyarlı Baba. Şimdi işte onu anlatıyorum. Hıyarlı Baba'dan İdris Baba'ya nasıl geldik? Güzel bir çıkış ya. Yani. Başarı evet, hikayesi. Evet. Çocukluğum da öyle geçti. Bana kimse Ercan demedi mesela. İsmimi ben hep yabancılaşırım. Ercan dediği zaman birisi. Çünkü ismime yabancıyım. Herkes bana Kadir'in kardeşi derdi. Bu kim? Kadir'in kardeşi. Ali, Mehmet, Ahmet Kadir'in kardeşi. O oturmuştu. Ben üniversiteye kadar da bir de o imajdan kurtulmaya çalıştım. Bir gün ulan bir gün dedim herkes Ercan'ın abisi diye. Yani onu başaracağım dedim. Oldu mu? Bir dönem oldu. Evet. Gerçekten. Yani abim sektörden elini eteğini çekti. Yurt dışına workshoplara gitmeye başladı. Hala da çok projelere sıcak bakmıyor. Hoşuna giden ya da doğru projelerde çalışıyor. Seçici yani. Ben de öyleyim. Öyle olmak zorunda olduk. Çünkü evet para kazanıyorsun, kariyerin yükseliyor ama psikolojiden, ruhtan, beden sağlığından gidiyor. Gerçekten çok zor bir alan. Ama her işin kendine göre bir zorluğu var. Seni o zorluk tatmin ediyor. Ya sevdiğin ruhsal da bedensel de ruhsal da bedensel de insanı tüketiyor. Ama ben o tükenişi kamera karşısında harcamak yerine sahnede harcamayı tercih ederim şahsen. Zaten şöyle bir şey var. Sektör oyuncuları var, bir de sanatçılar var. Yani sanat yapanlar, oyuncular var. Şimdi sektör oyuncularından kastım şu. 28-30 yaşına kadar başka işle meşgul olmuş. Eğitimini almamış, altyapısını almamış, sahne tozu yutmamış vesaire. Yakışıklılığından vesaire ya da başka bir şeyden. Yeteneğini sonradan keşfetmiş 30 yaşında. Bir anda ben bu işi de yapabilirim diyerek girenler var. Onların idealleri biraz daha şey olabilir. Ünlü olayım, sokağa çıkamayayım, işte çok para kazanayım bu işten falan. Ama senin gibi yanılmıyorsam 11-12 yaşlarında bir şeyle, televizyon filmiyle, Yasemince ile başladın. O yaşlarda bu işe başlayıp Kartal Sanat Tiyatrosu'nda bunun eğitimini alıp orada yetişip hani bunun okulunu okumuş. Yani evet. Küçüklüğünden beri bunun içinde olan birinin çekirdekten ideali... Çekirdekten mi denir? Tabii çekirdekten. Hı, tabii. İdeali ünlü olmak, çok sokağa çıkamayacak duruma gelmek değil de yaptığı işi doğru bulduğu şekilde yapmak ve içine sinerek yapmak oluyor herhalde. Dediğin gibi şimdi bir oyuncular var. Gerçekten bu işin sanat yüzü olan oyuncular var. Bir de dış görünüşü veya ortamının getirdiği işte fırsatlardan faydalanarak bir takım dizilerde önemli rollerde oynayan kadın erkek oyuncu tayfası var. Yapımcı da ona baktığı zaman diyor ki bu fizik, bu erkek fiziği, suratı ekranda güzel durur, izlenir. Yeteneğini boş ver diyor. Kadına bakıyor. Bu da diyor izlenir. İşte dudaklar yapılı, kaş göz, makyaj bir şey. Tamam bu ikisi diyor ana karakter. Şimdi diyor bu kalasları diyor beslemek için yanına bu işin ustası olan işte A, B, C kişilerini koyalım. Bu hikayemizi yürütür. Bunlar da diyor görselliği taşır falan. Şimdi bir kere baştan sakat kuruluyor. Tabii tabii yani. Yani bu arada bütün projeler için söylemiyorum ama %90 böyle. Tabii. Vasıfsız, tecrübesiz, ehliyetsiz, yeteneksiz insanlar bu sektörde bir yerlere getiriliyor. Onlar en yüksek meblağı alıyor. Çağının, şöhretin yani bu işin tadı tuzu olan, sokakta tanınmak, yaptığın işle ilgili geri dönüşler almak olan tadını tuzunu alıyor. Onu da bir de egoyla karşılıyorlar. İşte aman be
bugün de işte 100 kişi fotoğraf çekildi. Hani bir de artık oralardalar yani. Böyle bir beklentimiz çok yok. Ben mesela kendimi izlediğim zaman herhangi bir projede, herhangi bir rolde utanıyorum, kızarıyorum, becerememişim diyorum, daha iyi olabilirmiş diyorum. Yok ya iyiydin abi Çukur'da falan diyorsunuz ya. İşte, Çukur'da bence güzel bir yani, performans. Tuturaklı dediğimiz o oturtmuştu mu bana kalırsa karakteri? İşte handikaplarım vardı. Senaryoyu yönetmenin ştrihlemesiyle yani bazı kısımlarını atmasıyla okuduğumuz gibi çekmememizden kaynaklı. Benim 60 bölümdür oynayan bir karakterin gençliğini oynuyor olmamdan ötürü görünüş olarak, tavır olarak, konuşma dili olarak ona benzemeye çalışma çabamdan ötürü iyi bir performans çıkaramadım. Bunu kabul ediyorum. Yani YouTube'da Çukur İdris'in gençliği videolarının altında yazan bu ne biçim İdris baba lan böyle kabadayı mı olur? İşte hiç oynayamamış, becerememiş yorumlarına katılıyorum. Katılmayanlar da çok var. Gerçekten ben çok güzel olmuş, çok yakışmış. Yakışmış olabilir ama performansın hakkı o değildi. Ben kabul ediyorum yani. Ama o gün günümde hangi değildim. Hangi oyuncu var ki böyle kendini çok beğensin? Az önceki konuştuğumuz oyuncular işte. İşte o günde yani, kaç imza dağıttım diyen. O cebinde aynayla takılıyor onlar. Ama artık insanlar bunu yemiyor. İnadına beğenilmeyen hikayeleri, öyküleri tekrar tekrar ısıtıp yayına koyan yapımcıların yarattığı bir kesim var. Tabii dijital yani. Bitirdi artık o kafayı. Dijital kaliteli kesimin onları bir yerden ayırdı. Bir de hakkı yenilen işte sinema, dizi sinema, kamera arkası ve önü çalışanların hepsine de yeni bir mecra işte YouTube mecrası gibi bir alan açıldı. Ama biz onu da başaramadık. Henüz başarılı. Ama tabii. Geliyor yani. Ramak kaldı. Daha iyi olacak. Evet. Sürüm sürüm sürüneceksiniz. Hakkımızı yiyenleri hakkımızı helal etmiyoruz. Işığımı kesme evet, çık oradan. Evet, ışığı kapatıyorsun la şöyle yapınca. Şaka yapıyorum. İlk hayranını hatırlıyor musun? Hayranım. Evet, ilk hayranım. Evet, hatırlıyorum. Nereden, hangi projedeydin o zaman? Ne zaman ilk hayranın oldu senin? Vallahi ben henüz hiçbir projeye başlamamışken... Birçok hayranım vardı. Yakışıklılıktan. Herhalde dış görünüşten ve gelecek vaat ettiğimden ötürü olabilir. Zaten az önce sen de bahsettin işte 4-5 yaşımda ben mahallemizdeki özel amatör bir tiyatro olan Kartal Sanat Tiyatrosu'nda çocuk atölyelerine başladım ve adım attığım günden itibaren seyirci karşısında sahneye çıkmaya başladım. O dönem hazırlanan bütün oyunlarda bir yerden bir hikaye yaratıp bir çocuk karakter koyup beni de bir yerinde sokuyorlardı ve orada başladı benim hikayem. 10-11 yaşlarıma geldiğimde bir fırsat oldu. Yasemince dizisinin 98 yanlış hatırlamıyorsam yılbaşı özel programında bir skeçte oynamıştım. Çok güzel bir duyguydu. 4'e ya da 5'e gidiyordum. Okul çantam önlüğümle kalabalık okul yolunda yürürken herkes birbirini dürtüp parmağıyla gösteriyordu. Ya. O duyguyu yaşamak çok güzeldi. Hatta çocukken şey diyordum. Ya ben çocuk yıldız olayım hani ileride bir şey olmasa da olur bu işle ilgili. Sorun neydi? İlk hayranım. Hala şimdi, görüşüyor musun? Mesela yani görüşüyor musun derken haberin var mı? Hala seni takip var, ediyor mu? Var tabii ediyor. Arkadaş olduk sonra zaten. Tabii yıllar olmuş yani. Bir kişi de değil birkaç kişi vardı böyle bir tayfa vardı. Bir arkadaş grubu. Birkaç projede beni izleyip işte daha iyi yerlere geleceksin sana inanıyoruz. Sen geleceğin starısın, ilerinin jönüsün falan gibi yorumlar yapıp bana deste deste hediyeler, mektuplar. Hala annemin evinde saklarım mesela böyle. Benim fotoğraflarımdan oluşan dizilerden, filmlerden ya da işte Facebook paylaşımlarından kesilmiş şeylerden, fotoğraflarımdan defterler oluşturan, mektuplar yazan arkadaşlar vardı. Onları çok seviyorum. İyi ki varlardı. Beni teşvik ettiler. Bir dizi, bir sinema tecrübem vardı. 17 yaşımdan 19-20 yaşlarıma kadar da işte o dönem abim yeni mezundu. Hatırla Sevgili dizisinde oynuyordu. Orada tesadüfen küçük bir karakter işte girmiştim. 20-25 bölüm orada tecrübem oldu. Aman annem görmesin diye bir dizi yaptık. Dizinin hedefi Kurtlar Vadisi'ni geçmekti. Hatta dizinin jeneriğindeki şarkıda şöyle bir laf geçiyordu hatta. Bu dizi kansız dizi, eğlendirecek sizi falan diye. Oldu. Kurtlar Vadisi bir tek arka sokaklar geçti herhalde. 3 bölüm sonra bitti o dizi. Yaklaşmış biraz. Evet. Demek ki kansız olmuyor diyebilir miyiz ya? Yani Ezel bence çok kanlı bir dizi değildi. Evet. Şimdi İbrahim Selim'den bir soru araklayacağım. Kendisi bizi izlemediği için biraz rahat olacağım o konuda. İzlese selam... de sorun yok. Abimiz yabancı. Aynen. Yine de selam söyleyelim. Aynen çok seviyorum ya. Vallahi bence şu an Türkiye'de tek bir numara yani talk show'culuk konusunda bir numara yani. Artık iki oldu. Hasan Can çıkınca
Ama yok yok. Dedin ya seçiciyim. İşte seçmek zorunda kalıyoruz projeleri mecburen artık sektörden dolayı. Seçicilik yapıp da ya ben doğru kararı verdim diye inanıp da daha sonradan o proje patladığında pişman oldun oldu mu yani o konuda? Öyle mi dedim ya? Seçiciyim mi dedim? Seçiciyim dedim. Seçici olmak zorunda kalıyorum. Özellikle abim daha seçicidir benden. Şu dönemi öyleyim. Bilmiyorum, yaşım 32. 30'u geçtikten sonra seçici olmaya başladım. Ondan önce hem bir yüzümü, oyunculuğumu, karakterimi, kişiliğimi tanıtmak, sektörde bir yer edinmek adına seçici değildim. Hem geçim derdi, maddi kaygılardan ötürü çok fazla seçici olamıyordum. Yaşım 30'u geçtikten sonra evlilik çağına gelince artık seçici olmak zorunda olduğumu düşündüm. Bir de 1000 bölüme yakın dizi yaptım artık. Geçenlerde Demet Akbağ da galiba söylemiş. İnsanın kariyerini reddettiği projeler belirler diye. Çok doğru bir laf. O aşamaya bir türlü gelemedik. Ben Çukurova Üniversitesi'ne girdim. Orada 4 yıl okudum. Yıl kaybım oldu. İşte aynı seneyi tekrar okumam gerekiyordu. Ama sadece birkaç ders olduğu için üst sınıfların oyunlarında, projelerinde çalıştım. Büyükşehir Belediye Adana Tiyatrosu'nda çalıştım. Ve bir hastalık peyda oldu bende. Okulu bırakmak zorunda kaldım. İstanbul'a döndüm. Bir tedavi süreci başladı. O dönemde okula dönmeli miyim, dönersem bitirebilir miyim? Oyunculuk yapabilir miyim bu rahatsızlık bendeyken gibi bir 6-7 aylık bir süreç başlamıştı. Kendini üzme oğlum. İşte sanat sonuçta çok kollu ve ben kendimi bazı konularda da yetenekli buluyorum. Mesela proje üretmek, hikaye üretmek, yaratmak, yazmak. Oyun yazarlığın da var. Kendimce yazıyorum. Yani sahneye koyulmuş olan oyunlar da var. Kenarda bekleyen, belki hiç sahnelenmeyecek olan oyunlar da var. Dizi, sinema senaryoları var. Bir gün hayata geçeceğine inanıyorum. Geçmezse de kitap olarak basıp yayınlamayı düşündüğüm şeyler var. Umarım o olur ya. İnşallah. Okuldan sonraki o 6 aylık süreçte tesadüf bir arkadaşımın aracı olmasıyla Eflatun filmle tanıştık. Ve Şubat dizisinde bir rol aldım. 13 bölüm kadar devam etti. Zaten sonra dizi final yaptı. Ondan sonra da Adana'ya benim bir geri dönüşüm oldu. Dila Hanım dizisi çekiliyordu. Ben okuldan buruk ayrılmıştım. Adana şehrinden buruk ayrılmıştım. Çok da seviyordum, özlüyordum. O öğrenciliğin cefalı döneminden oraya bir dizi oyuncusu olarak dönmenin verdiği bir Adana'nın sefasını sürme. Dedim mi otobüs camından, ey Adana. Otobüs camından demedim. Öğrenciyken hep otobüsle gidip geliyordum. Uçakla aldırdılar beni. Bir... Hayaller küçük hiç bilmedik ki evet. Uçağı. Altıma bir jip çekip üstüme de bir takım elbise verdiler Zara'dan. Dediler ki gezebildiğin kadar gez. Dizimizin şoförüsün. Abi şoför rolü bana bir yapıştı. Abi çok iyi oynuyorsun, güzel şive yapıyorsun, gerçek bir Adanalı gibi oynuyorsun, çok güzel poz veriyorsun, ekrana yakışıyorsun, sahnelerin hakkını veriyorsun gibi çok güzel geri dönüşler, olumlu geri dönüşler aldım. Yapıştı. Yapımcı dedi ki bu çocuk çok iyi. Evladım dedi, seninle yapım olarak çalışmaya devam edeceğiz. Bütün projelerimiz olacaksın. Bizim oyuncu musun artık? Ben sevindim. Dedim ki yani hayatımız kurtuldu, kariyeri kurtardık. Bir sonraki projeleri Nevşehir'de çekilen Emanet diye bir diziydi. Gene şoför rolü verdi. Gerçekten mi? Evet. Ve ben gene şoför rolü oynadım. O dizi de bir 13 bölüm kadar sürdü, bitti. Dila Hanım daha uzun sürmüştü. Evet. Sanırım bir ikinci sezonunda oynadım. Bir 36-40 bölüm kadar. Sevda Kuşun Kanadında diye bir diziye girdik. TRT'de. Ufuk Bayraktar'la işte çalışma hayalim vardı. Onunla orada denk geldik. Sevgili Murat Ünalmış'la Seddül Bahir 32 saat diye 4 bölümlük bir TRT Çanakkale Savaşı dizisi çekmiştik. Üstümde çok emeği vardır sağ olsun. Onunla birlikte Sevda Kuşun Kanadında da tekrar çalışmak. O dizide bitince bir müddet durdum. O ara bir iki sinema filmi, bir iki reklam. Böyle o seneyi öyle geçirdim. Sonra böyle bir maddi sıkıntı dönemine girdim gene. Çok çok yüksek miktarlar almadığımız için işte günü kurtarıyorduk, hayatı kurtarıyorduk. İşte 1+1'den 2+1'e çıkıp sonra işte işler bitince tekrar 1+1'e döndüğümüz bir dönem vardı. İşte o dönemki menajerime gittim. Dedim ki bana iş lazım. Tamam dedi, var bir iş. Seni dedi koyalım oraya falan. TRT seni seviyor. TRT'de bir iş var. Elimi Bırakma dizisi geldi. Son ana kadar ne oynayacağımı sormadım. Toplantıya gittim. Yönetmen, reji ekibi, oyuncular, arkadaşlar oturduk. Ben ne oynuyorum dedim. Şoför dedim. Bir 40 bölüm kadar da orada şoför oldum. Ama dedim ki ya abi bu benim 600. şoför rolüm. Hani bari dedim farklı bir hikayesi olsun. Hani geldim hanımım, kapıyı açtım, buyur beyim. İşte nereye gidiyoruz? Hani böyle bir hikayesi olacak mı dedim? Bir aşk, ne bileyim bir aksiyon, bir olay örgüsünün içinde bir yeri olacak mı? Yoksa bu adam sadece araba mı sürecek? Şoför yani? Ama ben, gururlu. Yani, rol yok mu ya? Evet. Çünkü hem oyunculuğu şoförlük yapmak için okumadım. Hem de şöyle bir durum var. Allah'ım sinirlerim bozuldu. Gerçek hayatta şoförlük yapsam daha çok kazanıyorum.
Yok dediler, bu sefer farklı olacak. Çok güzel giydireceğiz seni. Aşk hikayen olacak. O aşk hikayesi kaosa dönecek bir şeyler. Hani planlarımız var dediler. Dizinin dinamosu olacaksın. Bütün hikayelerin merkezinde olacaksın gibi vaatlerde bulundular. Allah Allah. Ben 25 bölüm kadar bekledim. Beni önce başrol kıza yürüttüler. Böyle bakıyorum falan. Bak bak işte çekiyorlar böyle. Sonra bir sonraki bölüm o iptal. Diğer işte hanımın kızına bakıyorum. Bakıyorum işte Twitter'dan yorum takip ediyorum. Ulan şey diyorlar falan. Bu bölüm işte Alina'ya yürüdü. Diğer bölüm Cemre'ye yürüdü. Bu çocuk kimi sevecek? Kime aşık olacak falan. Şoförden son... sapık şoföre doğru evrilen bir. Harbiden. En son hanımla şoför mahallinde falan. Ve taksi driver. 40 bölüm çalıştım abi. Bana 39 bölüm boyunca aynı takım elbiseyi giydirdiler. Siyah kravat, siyah ceket, beyaz gömlek. 40. bölümde bir düğün sahnesi vardı. Orada başka renk, güzel bir takım elbise giydirip yeni sezonda da Ercan Bey sizle devam etmiyoruz. Başka şoför mü bu? Başka şoför gelecek. Gerçekten yerinize deyip. Yani. Soruya geleceğim. Kabul etmediğin için pişman olduğun bir proje var mı demiştin ya. Evet. İşte bu son proje. Verilen vaatlerden ötürü kabul ettiğim ama vaatler yerine getirilmediği için pişman olduğum, keşke çalışmasaydım, 600. şoför rolünü oynamayı reddetseydim dediğim ama bir yandan da oradan kazandığım parayla yaşam kalitemi bir tık düzenlemiş olduğum bir iş. Manevi olarak hakkımı helal ediyorum. Maddi olarak helal ediyorum. Allah razı olsun. Ekmek verdiniz ama kariyerimin de içine... Kabul ettiğin için pişman olduğun proje var mıydı? Ona bir de şöyle bir şey söylemek istiyorum. Menajerim beni aradı, dedi ki ya Çukur diye bir dizi başlıyor. Orada dedi Ercan Kesal'ın dedi gençliği dedi rolü var. Ama dedi bir bölüm bir sahne ve laf söz yok. Devamı olur mu bilmiyoruz dedi. Kabul eder misin dedi. Ben de dedim ki ya ben Ercan Kesal'ın hayranıyım. Kitaplarını okuyorum daha işte Peri Gazozunu yeni bitirmişim. Lan dedim Şahin Irmak'tan Ercan Kesal'a ben ne ara geldim? Saçım da kel değil falan. Böyle bir aynaya baktım, fotoğraflarına baktım. Dedim ki olur. Seve seve dedim. Değil tek sahne, hani tek bir an olsa oynarım dedim. Birinci sezon, birinci bölümde bir an çektik. Ve herkes çok benzediğimi, çok güzel yakıştığımı söyledi. Fotoğraflar çekildi. İşte evdeki gençlik fotoğrafları, kahve gençlik döneminden fotoğraflar falan hep ben oldum onlar. Sonra ben elimi bırakmaya başladım. Bir sezon boyunca hiç oradan başka bir şey olmadı. Sonra ikinci sezon birinci bölümden gene bir an çekmek için flashback davet ettiler. Sonra fotoğraflarım girdi. Bir şeyler oldu. Yeni fotoğraflar çekildi. Başka bir hikayeye destek olmak için. İşte Meliha hikayesi için. Başka bir dönemim olsa o dönem hem çalıştığım için kabul etmeyebilirdim. Ya da ya küçük abi çağırsınlar bilmem ne ajanstan birini oynasınlar beni. Niye lafsız sözsüz bir rol için çağırıyorsunuz diye düşünüp boşver abi çalışıyor zaten hani o dizide küçücük bir şey için gitmeyeyim de diyebilirdim. O proje için mesela iyi ki diyorum. Çünkü geçen 3. sezondaki dönemde çok güçlü 3 tane sahne çektim. Yani ben iyi oynamadım ama sahneler güçlüydü. Ercan Kesal yanına gelip şöyle elini omzuna at. Bana bak. Böyle seninle bir konuşma yaptım. Bir motivasyon ya da bir taktik, tavsiye. Birinci sezon birinci bölümü çekmeden önce fotoğraf çekimine gittiğimizde Perihan Savaş'la birlikte Ay Yapım'a geldiler. Orada karşılaştık. Gençliğimi siz oynuyormuşsunuz dedi. Evet Ercan abi dedim. Sizi de takip ediyorum. Çok seviyorum. Kitaplarınızı okuyorum. Filmlerinizi severek takip ediyorum falan. Şöyle bir baktı. Gençliğimi de gerçekten andırıyorsun dedi. Benim gençliğimi. Evet dedim. Gördüm gençlik fotoğraflarınızı. Böyle doktorluk yaptığı yıllardaki işte böyle kara bıyıklı dönemleri var. Evet harbiden de andırıyordum. Birinci sezon, birinci bölümün yayınlanmasına da bir gala düzenlediler. Yemekli bir gala oldu. Sağ olsunlar beni de davet etmişlerdi. Bölümü izledik. Benim o bir anlık sahnem geldi geçti. Ben bir lavaboya gittim. Lavabodan çıktım geri gelirken arkamdan Ercan Bey, Ercan Bey diye biri seslendi. Bir döndüm Ercan Kesar. Ercan Bey'di. Şimdi kendi adı olduğu için adımı da unutmuyor. Ve çok kibar bir insan gerçekten. Ercan Bey diye seslendi. Döndüm aa Ercan abicim dedim falan. Tebrik ederim çok güzel oynamışsın dedi. Estağfurullah dedim. Siz dedim her zamanki gibi harikaydınız. Çok doğaldınız. Eyvallah dedi. Orada bir hatıra fotoğrafı çekildik. Instagram'ımda var. Instagram'ım Ercan Özdal. Şahin Irmak'la ilgili bir şey hatırlattı bu bana. Abi Şubat dizisi bitti. Bana bir telefon geldi. Yapımcı Cengiz Keten. Ercan'cım merhaba. Buyur Cengiz abicim. Diyarbakır'da dizi çekiyoruz. Evet abi. Başrolünde Nurgül Yeşilçay ve Şahin Irmak var. Evet abi. Şimdi bir sahne geldi. Şahin Irmak'ın flashback'lerine dönüyoruz. Gençliği lazım. Oynar mısın dedi.
Cengiz abi dedim Allah aşkına. Bu şakayı dedim sana kim yaptı? Yıldım artık. Kusacağım dedim Şahin Irmak'tan. Oğlum şaka yapmıyorum. Vallahi hikaye bu. Olay bu. Ben de sordum. Kim oynar Şahin'in gençliğini? Ercan Özdal dediler. En çok o benziyor dediler. Abi dedim adam zaten 30 yaşında. Ben 22 yaşındayım. Ne gençliği. Kendisi oynasın dedim. Şaka mı bu dedim. Yok abi harbiden ertesi gün uçak biletimi aldılar. Ben gittim Diyarbakır'a. Şahin Irmak'ın gençliğini oynadı. O bölüm dizi yayından kalktı. Yayınlanmadı Allah'ım. Bir gün şöyle bir tayfa bir araya geldik. Orçun Koray Kaygısız İçeride dizisinde Çetin Tekindor'un gençliğini oynamıştı. Benim sınıf arkadaşım, çok yakın arkadaşım, can kardeşim. Ufuk Bayraktar, Ramiz Karaeski, evet. Tuncel Kurtiz'in gençliği. Bir de Özgür Onur Damar diye gene okuldan bir dönem üstümden arkadaşım var. Ben, Özgür, Orçun, Ufuk abi dördümüz oturuyoruz. Özgür de Mehmet Özgür'ün gençliğini oynamıştı o dönem. Dört tane ünlü aktörün gençliğini oynamış dört tane adam bir araya geldi. Dublörün dilemması grubu. Firuz. Bakalım bu kadar sıçkisin üstüne ne sıçık. Şu şekilde bir enerji aktarımı yapacağız. Bak Ercan'dan al, güzel al Ercan'dan. Onun enerjiyi alıyorum. Evet. Başarısızlığı alıyorum. Kendimi de yoğuruyorum. Ve seyirciye verdim. Şu an verdim. Sıçık başlıyor. Şimdiye kadar anlattığım, izlediğiniz, dinlediğiniz anıların, hikayelerin birleşimini anlattığım 2013 yılında hazırladığım Hayatıma Girenler isimli bir tek kişilik sohbet, stand-up oyunum vardı. Bu oyunda işte Şahin Irmak'la olan benzerliğimden ötürü yaşadığım travmalardan bahsediyordum. Henüz şoförlükle ilgili travma başıma gelmemişti. Ama slide olarak arkamda, ekranda işte kimlerle benzetiliyorum diye işte flash şeyler giriyorduk. Projeksiyon görüntüleri giriyorduk. Şahin Irmak'la kendi fotoğrafımı yan yana koyduğum zaman zaten seyirci 10 dakika gülüyordu. Onun dışında işte Mehmet Cihan Ercan, Umut Kurt, abim Kadir Özdal. Yani bıyıklı olan bilimum, esmer olsun olmasın fark etmiyor. Bıyıklı olsun. Beni sokakta gören birçok kişi ekrandan da biraz aşina olduğu için "Aa şu kişiye ne kadar çok benziyorsun." Yani o benziyorsun kelimesinden tiksindiğim bir dönemdi. Öyle bir dönem yaşamıştım. Bunu sahnede seyirciye görüntülerle süsleyerek falan anlattığım bu oyunda aynı kariyerim gibi başarısız oldu. 5-6 oyun oynayıp bıraktım. Çok gülüyorlardı, çok eğleniyorduk ama ben bir maddi şey biçemiyordum. Hani bir bilet fiyatı biçemiyordum. Ya güldüremezsem bugün insanların yüzüne nasıl bakarım o kadar bilet sattıktan sonra gibi bir kaygım oluşmuştu. O yüzden birçok sevdiğim usta oyuncunun gelip izlemesi ya da bu işlerden anlayan birilerinin gelip takdir etmesine rağmen oyuna devam etmeme kararı aldım. Oyunda şöyle bir kısım vardı. Oyunda Kanal 7, Samanyolu TV'de böyle büyülü hikayeler olur ya. Hı hı. Onur Ünlü'nün tretmanını yazdığı bir bölümde oynamıştım. Onlardan bir tanesinden bir bölüm izletip üzerine yorum yapıp seyirciyi güldürdüğüm bir kısım vardı. Şimdi benim oyunu yaptığım dönem ben 23-24 yaşlarımdaydım. Orada oynadığım dönemde 17-18 yaşlarımdaydım. Ben oyunu sahnelemeden önce de çok kıymetli bir uygulayıcı yapımcı abimi evinde bu oyunu baştan sona oynadım. Görüntüleriyle işte yaptığım esprilerle, şakalarla. İş oraya gelince, Samanyolu TV'de oynadığım görüntüye gelince "Bir dakika" dedi "ya bu" dedi "sen misin" dedi. "Benim abi" dedim. "E" dedi "oğlum seni" dedi "herkese benzetiyorlar" dedi. "Sen kendine benzemiyorum lan" dedim. "Herkese benziyorum, kendime benzemiyorum. En büyük kaygım da kendi olamayan, bir türlü kendi olamayan oyuncu. Okulda öğretmenin çocuğu, sokakta Kadir'in kardeşi, üniversitede Şahin Irmak'a benzeyen hıyarlı baba. Sonuç olarak ite kaka, çevremizin de bana inanan insanların da katkısıyla kariyeri bir yere getirdim. Yordu mu yordu, üzdü mü üzdü, ite kaka bir yerlere geldi. Bundan sonrası ne olur bilmiyorum ama kaygısını da duymuyorum." Dediğim gibi oyunculuk sektöründen dışlansam bir şeyler yazar, proje üretirim. Hayata geçiremezsem simit satarım, garsonluk yaparım. Bu arada üstünden 7-8 sene geçti. Evet, çok uzun süre olmuş. Bir daha ele alsam. Şimdi evet, bu süreçte da bir sürü şey birikti, hikaye birikti. Hayatıma yeniden girenler diye ya da hayatıma girenler yeniden diye bir şey hazırlayıp oynayabilirim. Belki tiyatrolar açılırsa. Onu soracaktım, evet, düşünüyor musun diye tekrar. Olabilir. Evet. Sinema mı, dizi mi? Tabii ki sinema ya. Şimdi dizi derken Ezel gibi bir dizi mi yoksa Elimi Bırakma gibi mi? Elimi bırakmazsa şöyle sinema. Ezelse dizi. En iyi dizi mi, en iyi sinema mı? En iyi sinema. Hatta şöyle söyleyeyim. Keşke 1000 bölüme yakın 500 tane dizide rol almasaydım da ömrüm boyunca oynamış olduğum bir tane herkesin yüreğine dokunmuş. Akla geldiği zaman, bahsi geçtiği zaman, tekrarı yayınlandığı zaman insanların heyecanla, severek yeni kuşaklara mutlaka izlemeniz lazım bunu diyebilecekleri bir filmde. Hatta gerekiyorsa tek sahnesinde yani. Anladım. Oynamayı
yapmayı tercih ederdim. Onun dışında dizi, sinema sektörü, televizyon sektörü benim ekmek kapım değil. Ben ekmeğimi taştan çıkarırım, simit satarım. Oyuncuyum. Evet. Kılık değiştirir gerekirse başka bir iş yaparım yani. Şimdi tanınırlık olduğu için tabii, az buçuk gidip bir bara şey yaptığım zaman, oğlum karılar sana yürürler, sen işini yapamazsın. Ya da bir kitapçıya başvurduğum zaman, ya ben şimdi televizyonda görünmüş bir adamı burada nasıl emir vereyim, şunu taşı bunu yap gibi şeyler alıyoruz. Ya sen İdris Gerçekten falan. Evet, gerçekten iş bulamıyoruz yani. Lanet olsun böyle şeyler. Bununla ilgili bir proje yazdık mesela nişanlımla birlikte. Geçinemeyen iki tiyatrocunun kılık değiştirip kapıcılık yapma hikayesi. Etkileyici. Etkileyici bir hikaye. Yani long line'ı bu işin. İnşallah hayata geçecek. İnternet mecrasını düşünüyoruz. Gerçekten yapmayı böyle bir düşünüyorsun. Sürüncemede kalmadı yani. Devam edeceksin. Evet evet. Bir yapım, yapımcısı da var projeye inanan. Harika. Sadece pandemi döneminden ötürü ve dünyadaki ekonomik krizden ötürü durdurmak zorunda olduğumuz bir iş oldu. Ama okuyanların çok beğendiği, güldüğü, fikir olarak çok hoşlandığı bir iş. Peki nişanlı mı dedin abi? Bu nişanlı konusuna ben girmek istiyorum. Yani o insanı buldum diyor musun? O insan yani, o insan mı? Nasıl anladın? Öyle bir arayışım yoktu. Hani o insan kim acaba? Hani hayatıma girsin falan. Şöyle bir şey. Ben balık burcuyum. Duygusal bir yapım var. Kolay kolay sevmiyorum. Sevdim mi de tutkuyla seviyorum. Hayatımdaki kadın nişanlım Meriç de dünya tatlısı bir insan. Evet, söylerken bir, gözlerim bir parladı zaten aklına gelince. Yiyorsa söyleme, ağzına İzleyince sonra şey yapıyor, falakaya yatırıyor. Çok eğleniyoruz birlikte. Çok güzel. Çok mutluyuz. Aramızda bir espri anlayışımız var. Karşılıklı sevgi, saygı, bir ortak bir yaşam paylaşıyoruz. Ailelerimiz tanışıyor, birbirini seviyor. Zaten evlilik, nişanlık öyle bir şey yani, sülaleler. Tabii muhakkak akrabalar oluyor. Ya. Bir şey çok önemli değil mi ya? Hani ilişkiler konusunda, hayatındaki kadın ya da hayatındaki adam konusunda, dışarıda mesela anlattığın bütün bu koşturmaca, yorucu dünya, iş, güç, nasıl hayatta kalırız, nasıl şunu yaparız, bütün bu dertleri bir tarafa bırakıp sığındığın ve başka bir şey düşünmediğin biri. Evet. Yani o Berker'in sorduğu şey, yani o kadın o kadın mı diye sordu ya. O kadın belli ki yani, gözünün içi gülüyor söylerken. Yani o kadın o kadın dersem başım ağrımaz yani. Buraları keseceğiz. Yok yok, kesmeye gerek yok. O da tiyatrocu dediğin sanırım. Evet, dizi sinema sektöründe de çalışıyor. Peki. Ama devlet tiyatrolarında oynuyor sözleşmeli olarak. Böyle fanlarınız oluyor sizin, hani size özel bir ilgi oluyor insanlar tarafından. Bu sizin için özel hayatınızda bir kavgaya, bir tartışmaya dönüşüyor mu? Bir kıskançlık krizi. Bazen görüyoruz yani, kıskananlar, ayrılanlar, boşananlar, ünlüler arasında çok düşüyorlar magazine. Takip ediyoruz. Ben burçlara çok inanıyorum. Balıktan girdim. Nişanlım da Başak Burcu. Çok kıskanç. Hani bu kendi özgüvensizliğimden kaynaklı değil. Tabii. Aşırı ilgiden, bana olan aşırı ilgiden kaynaklı bir şey. Ama ben tabii sadakati çok önem veren biriyim. Fanlarımla fotoğraf çekilirim. Beni işte Çukur'da benim 3000 takipçim vardı. Bölümüm bir yayınlandı. Bir saat içinde 4000 yükseldi yani. 7-8000 oldu. O gece mesela ben böyle bir neye uğradığımı şaşırdım. Hani ne oluyoruz oldum. Ona baktım. O da böyle ulan adam elden gidiyor mu acaba? gibi bakıyordu bana. Tabii bence çok şey iyi değildin. Yok sağ olsun. O ikna etmiş aslında her Çukur'daki rolün olmadığına. Şurada daha iyi oynayabilirdin. Her zaman birbirimize desteğiz. Tabii yani, muhakkak. Birbirimizi eleştiririz de daha iyi olabilirdi. Yapıcı eleştiri. Evet. Şöyle yapsan daha iyi olur diye birbirimizi izlediğimiz zaman. Kıskançlık konusu da işin tuzu biberi yani. Tabii canım. Her sevgiden, aşırı bağlılıktan kaynaklı bir şey. Muhakkak. Ama güven varsa arada çözülmeyecek hiçbir şey yoktur. Evet. Hani 100 tane Adriana Lima verseler bir tane Meriç Akay vermem. Bravo. Ama 101.ye düşünürüm. Acaba mı? Lan çok tabii mu acaba? Dünyayı verseler vermem. Tabii. Daha henüz yaşınız çok genç abi. Yani 32. 32 çok küçük bir yaş aslında. Hani evet, şey baktığın zaman oyunculuk, kariyer anlamında, star olma anlamında genç denilebilecek bir yaş. Öyle bir hedefimiz de yok çok şükür. Belli olmaz. Ben gerçekten Türkiye'de gerçekten işini oyunculuğu layıkıyla yapan bir insan, bir oyuncu olarak görüyorum sizi. Ve bundan sonraki işlerinizde de, projelerinizde de yapacağınız tiyatro, sinema, yazarlık ne olursa olsun bunu dolu dolu ve sanatı da yapacağınızı düşünüyorum. Ve buna güvencim tam açıkçası. Yani hedef yıldız olmak değil, sanatçı desinler yeterli. Ben de ona gelecektim şimdi. Amaç o, evet. Çok büyük bir tiyatrocu, örneğin Ferhan Şensoy gibi mi olmak isterdin? Yoksa çok büyük bir senarist ya da işte tiyatro metin yazarı ya da
roman yazarı. Evet şöyle, amatör tiyatroda yetiştiğim için, tiyatrolarda yetiştiğim için, o tiyatroda profesyonel oyunculuk bölümü mezunu ya da iyi kurslardan eğitimler, sertifikalar almış, bu işi meslek edinmiş kişiler de vardı. Ama beyaz yakalı, ofis çalışanı, marangoz, mobilyacı gibi başka meslekler yapıp sahnede profesyonel oyunculara taş çıkaracak şekilde performans sergileyen çok iyi oyuncu abilerim, ablalarım da vardı. Öyle bir çekirdekten geldiğim için ben ömrüm boyunca zaten tiyatrodan kopamayacağımı, tiyatro hayatımın her sene, her anında içinde olacağından ötürü ya ben tiyatro yapacağımı hep düşünüyordum. Bu arada büyük abim tiyatro bölümü okudu, küçük abim gazetecilik bölümü okudu. Ben de abimle aynı bölümü bitirip aynı mesleği edinmemek adına yazarlığa, bir şeyleri üretmeye, hikayeleri okumaya ve yazmaya düşkünlüğümden ötürü dramatik yazarlıkla ilgili bir bölüm okumak niyetim vardı. Fakat o dönem şartlar öyle ilerlemedi. Oyunculuk sınavlarına girdim. Oyunculuk bölümü okudum. Sonuç olarak çok çok ünlü, tarihe adını yazmış bir sinema oyuncusu, tiyatro oyuncusu vesaire olmak gibi bir hedefim yok. Öyle bir yer belirlemedim. Ama amatör tiyatrolarda yetiştiğim için, altyapım çok güçlü ve sağlam olduğu için ve bu süreçte çok şükür boş durmayıp üstüne de koyduğum için, başka bir şey, bir yazar, kitapları yok satan ünlü bir yazar değil de bir okul açmayı çok istiyorum. Okul açmayı. Evet, yani yaratıcı drama, oyunculuk içinde sanatın her dalından eğitimin olduğu atölyem olsun. Şu istiyorum. An Entropi Sahne'de sen en son. Entropi Sahne'de oyunculuk dersleri veriyordum. Evet. İlk Ayça Kuru Akademi'de eğitim vermeye başladım. Orada kendi verimliliğimi ölçmüş oldum. Çok güzel geri dönüşler aldım. Bu işi becerebildiğimi anladım. Üstüne Entropi Sahne, Dora Ajans, şimdi Oyuncu Evi Ajansı ve Metot Akademi gibi yerlerde oyunculuk derslerim devam ediyor. Ben de programdan önce bir bakayım dedim internette ne yazılıyor. Acaba insanlar sosyal medyada ne düşünüyor derken şey konusunda çok övülmüşsün. Yani fazla övülmüşsün. Evet. Eğitmenlik konusunda. Evet. Mesela şey falan yazmışlardır, görmüşsün işte. Üstüne hoca tanımı. Evet, evet, evet. Eyvallah, sağ olsunlar. 7'den 70'e yani her yaş grubundan kadın erkek birçok öğrencim oldu. Neyi başardık? Bu da o hikayenin o kısmı. Güzel. Eğitmenliği başardın, evet. O konuda gönlüm rahat. Belki de en önemlisi. Demek ki evet. Belki de. Teşekkürler geldiğin için. Gerçekten çok sağ ol. Yani bir de bu var. Pandemi sürecinde kalktın geldin. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Bizi kırmadın. Her özel araçla beni evimden alıp getirdiler. Her şeyi düşünmüşler, sağ olsunlar. İnşallah daha güzel, daha ünlü kişilerle sizleri seviyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Evet, Konsept'e abone olun. Arkadaşlar bak şimdi bu konuda... Abi bırak tamam.